Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Tekno'nun Amiral Gemisi sınıfı Phantom serisinin yeni katlanabilir üyesi V Flip 5G'yi misafir ediyoruz. Katlanabilir telefonlar çıktıkları ilk zamanlarda deneysel cihazlar olarak değerlendirilse de her yıl pazar payları gitgide büyüyor. Tekno da bu durumu gören markalardan biri ve geçtiğimiz yıl önce Phantom V Fold'u, sonrasında ise V Flip 5G'yi piyasaya sürdüler. İsterseniz siz daha fazla bekletmeden direkt telefonun detaylarına göz atalım. Cihaz geldiğinde gözüme çarpan ilk şey kutu içeriği dostlar, çünkü katlanabilir telefonlar pazarda amiral gemisi klasmanında konumlandırıldıkları için kutu içerikleri sade ve mecaz anlamda boş oluyor. Ne bir şarj adaptörü, ne kılıf, ne bir şey. Sadece cihazın kendisi ve şarj kablosu geliyor. Hadi adaptör neyse çözülüyor ama yani kılıfları gereksiz pahalı. Ama V Flip 5G'de öyle değil. Kutudan 45 wattlık hızlı şarj adaptörü ve kılıf çıkıyor. Bu konuda cömert davranmışlar. Telefonun tasarımı ise katlanabilir telefonlardaki son tasarım trendlerini taşıyan bir yapıya sahip. Yani mesela arka paneldeki ekran bu iki yıldır karşımıza çıkan ve artık klasikleşen bir tasarım elementi. V Flip 5G'de de telefonu kapattığımızda müzik açma kapama, arama yanıtlama, hava durumu, alarm ve egzersiz özeti gibi özellikleri bize sunan 1.32 inçlik AMOLED ekran görüyoruz. Bu ekranın güzelliği kamera çerçevesinin içine konumlandırılmış olması. Böylece ekran tasarımın bütünlüğünü bozmuyor ve özelleştirilebilir olması sayesinde güzel bir görünüm sunuyor. Daha doğrusu canımızın istediği gibi değiştirebiliyoruz ve gözümüze ne güzel gözüküyorsa onu atayabiliyoruz ekrana. Akıllı saat arayüzü değiştirir gibi bu ekranda da kapak görselini değiştirebiliyoruz. Daha büyük ekranlı rakipleri var mı? Var. Ama yuvarlak bir ekran istiyorsak hem ekran hem de kameraları aynı çerçeve içinde estetik bir şekilde göstermek için bence optimal bir tasarım yapmışlar. Ya, bence güzel duruyor. Siz de yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim dostlar. Bu arada bizim elimizde şu an siyah versiyonu var ama isterseniz telefonu lila rengi de var. Ben bu rengi telefonlara çok yakıştırıyorum. Yani bence o siyahtan daha da güzeldir. Öndeki ana ekransı 6.9 inç büyüklüğünde ve 120 Hz ekran yenileme hızına ayrıca pik de 1000 nit parlaklığa sahip. Ekranda 10 ila 120 Hz arasında adaptif yenileme hızı da var ki bence pil tasarrufu için önemli. Ya sonuçta neden makale okurken 120 Hz ekran yenileme ihtiyacımız olsun ki? O yüzden artıdan sayabiliriz bu özelliği. Full HD Plus çözünürlükle geliyor ve arkadaki küçük ekranda olduğu gibi ana ekranda da AMOLED panel tercih edilmiş. Bir de güzel bir özellik olarak ekranda 1440 Hz yüksek frekanslı karartma var. Bu özellik ekran titremesini gözümüzün fark edemeyeceği ölçüde azaltarak uzun süre ekrana baktığımızda yaşayabileceğimiz baş ağrılarının önüne geçilmesini sağlıyor. Bunu daha doğrusu şöyle açayım. 1440 Hz dedim, aslında bu frekansı oldukça arttırıyor. Ama frekans arttığı için gözle görülen titreme azalıyor. Gözümüzle göremediğimiz ama beynin ayırt edebildiği titreme azalıyor. Ya böylece frekanstan kaynaklanan, ışıktan kaynaklanan böyle baş ağrılarının önüne geçilmesi sağlanıyor. Onun dışında deneyim hakkında bu tür telefonlarda katlama izi önemli tabii. Bu konuda negatif bir his oluşturmadı bende açıkçası. Yanlardan biraz belli oluyor. Ama karşıdan baktığımda göze batan bir katlama izi yok. Yani yine de ilk kez katlanabilir telefon kullanacaksanız ve çok detaycı biriyseniz yani küçük bir açı farkı olduğu için alışmanız gerekecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu katlama izi bütün katlanabilir telefonlarda var yani. Katlama izlerinin yok olması için biraz daha yani teknoloji açısından zamana ihtiyacımız var açıkçası. Onun dışında katlanabilir telefonlarda dayanıklılık da konuşmamız gereken konulardan biri. Yani sonuçta sürekli kapatıp açacağız. Tekno tarafı telefonun 200 bin katlamaya kadar dayanıklı olduğunu belirtiyor. Bu da ortalama 3 yıl kullandığımız bir telefonda her gün 182 kere katlamaya denk geliyor. Bu kadar da katlamazsınız diye tahmin ediyorum. Bu arada tek elle açıp kapatabiliyoruz. Hatta direkt şöyle göstereyim size de, şu şekilde direkt tek elle kapatıp tek elle açabiliyoruz. Yani ben bu kapaklı telefon hissini çok seviyorum ama böyle sanki tek elle kapatınca işte menteşeleri gevşekmiş gibi bir his de oluşmasın, bir tık sert ve kapatırken de bu uçlardaki mıknatıslar sayesinde hiç boşluk kalmadan direkt kapanıyor telefon. Peki kameraları nasıl? Yani ikinci ekranları olan katlanabilir telefonlar bu konuda şanslı. Çünkü ana kamerayı direkt selfie kamerası olarak kullanabiliyoruz. Telefonda 64 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. F1.7 diyafram değerine sahip ve PDF yani faz algılamalı netlik sistemi var. Bu da videoda netlik takibinde bize avantaj sağlıyor. İkinci kamera ise 13 megapiksellik ultra geniş açı. Bu kamera da f2.2 diyafram açıklığına sahip ve gün altında iyi sonuçlar sunduğunu söyleyebilirim. Yani düşük ışıkta tıpkı her kamerada olduğu gibi kumlanma etkisini görüyoruz. Onu söylemem lazım. Bu arada arka kameralarla birlikte, yani iki kamerayla birlikte video tarafında 4K ve 1080p'de 30 ve 60 kare çekim yapabiliyoruz. Açıkçası selfie çekerken arka kamerayı selfie kamerası olarak kullanmayı tercih ederim. Ama görüntülü görüşme veya birden fazla kişinin olduğu selfie'lerde bunu yapmak zor tabi. Selfie kamerası burada bize 32 megapiksel çözünürlük ve 2K çekim imkanı sunuyor.
Ayrıca telefonda eller serbest bir şekilde fotoğraf da çekebiliyoruz. Bunu istersek sesli, isterse el hareketleriyle veya gülümseme çekimini açarak da yapabiliyoruz. Nasıl çalışıyor? Mesela sesli çekimde capture, shoot capture veya cheese dediğimizde otomatik olarak kamera çekim yapıyor. Cheese. El hareketi kullanmak istediğimiz zaman da avuç içimizi shoot yukarı kaldırdığımızda telefon ya bizim için üçten geri sayım yapıyor ya da direkt olarak fotoğraf çekiyor. Veya gülümseme çekimin ayarını aktifleştirerek de direkt olarak gülümsediğimizde telefonun otomatik bir şekilde fotoğraf çekmesini sağlayabiliyoruz. Kameralardan da bahsettikten sonra biraz donanıma göz atalım isterseniz. Telefonda MediaTek Dimensity 8050 işlemci görüyoruz. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında tanıtılan daha çok orta üst sınıf telefonlarda kullanılan bir işlemci ve 6 nanometrelik bir mimariye sahip. Geekbench ve AnTuTu skorları da gördüğünüz gibi. Bu işlemcinin bir güzel tarafı 5G destekliyor olması. Yani alıştık buna diyebilirsiniz ama hala desteklemeyen telefonlar piyasaya çıktığı için 5G desteğini bir artı olarak sayabiliriz hala. Şimdi gelin isterseniz bir oyun testi yapalım ve ısınma ve şarj değerlerini görelim. Dostlar şimdi telefonu biraz terleteceğiz çünkü testi yapmadan önce telefonun grafik ayarlarını HDR'e ve kare hızını aşırı yükseğe aldım. HD zaten oynatır deyip HDR'de kasıp kasmadığını merak ediyordum. 15 dakikalık bir testte kasma durumu yaşamadım ama ister istemez bir ısınma durumu oldu telefonda. Yüksek dinamik aralık ısınma ve şarjda kendini gösterdi. Oyun sırasında %7'lik bir şarj düşüşü ve 11 derecelik bir sıcaklık artışı elde ettik. HDR olmasa bu kadar olmazdı bence ama oyunu bu ayarlarda stabil ve akıcı oynayabildiğimiz için sıcaklığa olur o kadar diyelim ve devam edelim. Telefonun bize sunduğu performansın işlemciyle olduğu kadar RAM, depolama ve batarya değerleriyle de ilgisi var tabii. Telefonda 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. İstersek 8 GB RAM arttırma yapabiliyoruz. Bu da belleğin şiştiği zamanlarda telefona biraz nefes aldırıyor. Batarya tarafında ise 4000 mAh görüyoruz. Yani artık 5000 seviyesine alıştık ama dikey katlanabilir telefonlarda 3700-4000 seviyesi hala standart gibi. Çünkü hak verirsiniz ki orta kısımda batarya alanını yiyen bir menteşe bölümü var. O yüzden ister istemez daha küçük bir batarya bulunuyor bu telefonlarda. Ama diğer yandan pil her ne kadar daha düşük bir değer gibi görünse de cihaza göre optimize ediliyor ve bize günü kurtaracak bir performans sunuyor. Ayrıca videonun başında dediğim gibi kutudan 45 wattlık şarj adaptörü çıktığı için pil yetmese bile orijinal adaptörle 15 dakika şarj etsek bile bir süre kurtaracak kadar şarj edebiliyoruz telefonu. Bu videomuzda tam adıyla Tecno Phantom V Flip 5G'yi misafir ettik dostlar. Kendisini şu an 40 bin lira civarında bulabiliyoruz. Yani ben arkasındaki tasarımı sevdim açıkçası. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.